Koltuğunu bırakıp gitmek de Netanyahu'yu kurtarmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle sürdürdü İsrail'e olan tepkisini. Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orta Doğu'da Akankanın durması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi sorumluluğu bulunduğunu bizzat Başkan Biden'a ilettiğini söyledi. Üyelik sürecinde sürekli tavır değişikliğine giden Avrupa Birliği'ne ise bu yanlıştan vazgeçin çağrısı vardı. <laughs> Yaklaşan yerel seçimler, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan katliamları, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında açılan yeni sayfa. Bunlar ve çok daha fazlası masadaki başlıklardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Viktor Orban'ın davetlisi olarak gittiği Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Netanyahu'nun gidici olduğunu söylediğimizde kulak asmayanlar dahil herkes onun gittiğini görecektir. Ancak koltuğunu bırakıp gitmek onu kurtarmayacak. Mazlumların hesabını sormak için hukuk zemininde peşinde olacağız. Sadece Netanyahu değil, bu soykırımda parmağı bulunan herkes hukuk önünde işledikleri savaş suçlarının hesabını verecek. En büyük intikam sahibi Allah'tır. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Benjamin Netanyahu yönetimine bir kez daha sert yüklendi Cumhurbaşkanı. Hedefinde sadece Tel Aviv yönetimi yoktu. En büyük destekçisi olan Washington'a yaptığı uyarıyı hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte tarihi bir sorumluluğu olduğuna ve bunu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. O sorumluluk İsrail'i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze'deki bu katliamı durdurmaktır. Fakat ABD bugüne kadar İsrail'i durdurmak şöyle dursun adeta teşvik etti. Biden'la görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım. Tüm dünyanın beklediği o tavrı takınmaları çağrısında bulundum. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu çağrılara kulak tıkamayı bırakmalıdır. O görüşmedeki öncelikli başlık İsrail Hamas çatışması olsa da Biden İsveç'in NATO'ya üyeliğini de gündeme getirdi. Erdoğan'ın yanıtı sözler tutulmalı oldu. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden'la yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Kendisinin siz bunu meclisten çıkarın, aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır. Avrupa Birliği de eleştirilerinden nasibini aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Rusya ile savaş halindeki Ukrayna, Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılması üzerinden Brüksel'i uyardı. Avrupa Birliği'nin bundan sonra Türkiye'nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, muhalefetteki işbirliği arayışları ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayları soruldu. Erdoğan bir kez daha diğer partilerle ilgilenmediklerinin altını çizdi. Biz bu konuda kendimize bakıyoruz. Diğerleri ne yapmış, ne yapıyor bunun üzerinde durmuyoruz. Cumhur İttifakı'nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, meclis üyeliklerinde kimleri meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımızla birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga gürültü yok, rahatız.